Lezyon biyopsi, prostat kanserinin erken tanısında çığır açan bir yöntem. Bu yöntemi 2015 yılında Türkiye'de ilk defa uygulamış hekim olarak bazı hususları vurgulamak istiyorum. MR füzyon biyopsi en kısa ifadeyle prostatta hedef gözetmeden çok sayıda rastgele parçalmak yerine MR'da sapladığımız kanser şüphesi bulunan bölgelere nokta atışı yaparak parçalma işlemi. Klasik yöntemle yapılan eski tip prostat biyopsisinde rastgele parçalma sırasında iğne, ultrasonda görünmeyen küçük bir kanser odağına denk gelmeyebilir. Dolayısıyla hastada gerçekte kanser olmasına rağmen sonuç temiz çıkabilir. Prostat kanserlerinin %30'u maalesef bu şekilde atlanıyor. Halbuki iyi yapılan bir MR füzyon biyopside bu oran 0'a yakın. Yani MR füzyon biyopsi ile kanser şüphesi bulunan bölge tam olarak hedeflenebildiği için klasik biyopsiye göre daha doğru sonuç elde ediyoruz. Klasik yöntemle defalarca biyopsi yapılmasına rağmen sonucu temiz gelen ve kan PSA değerinin yükselmeye devam etmesi sebebiyle kanser şüphesi devam eden hastalar olduğunu günlük pratikte yaygın olarak görüyoruz. Bu şekilde 8 yıl içerisinde 5 defa biyopsi yapılmasına rağmen sonucu hep temiz gelen ve 6. biyopsi için bize başvuran bir hastamızda MR füzyon biyopsi yaparak kanser saptamıştık. Bu hastamızda 8 yıl içerisinde PSA 2.8'den 20'ye çıkmasına rağmen neyse ki kanser prostat bezine sınırlı kalmıştı ve hastamız tedavi olma şansını kaybetmemişti. Ancak her hastamız maalesef bu ölçüde şanslı olmayabiliyor. Özetle MR füzyon biyopsiyi prostat kanseri tanısında klasik biyopsi yönteminden kaynaklanan hataların ve gecikmenin önüne geçilerek daha erken dönemde ve daha doğru tanı konulabilmesi ve bu sayede uygulanacak tedavinin daha başarılı olması amacıyla yapıyoruz. Peki daha doğru tanı diyerek neyi kastediyoruz? Prostat kanserleri genellikle birden fazla odakta bulunabiliyor. Bu nedenle birden fazla parçanın patoloji sonucu kanser olarak gelebiliyor. Tabii burada önemli olan bu parçaların hangisinin risk skorunun daha yüksek olduğu, yani hangisinin daha agresif olduğu. Çünkü tedaviyi buna göre belirliyoruz. İşte MR füzyon biyopsi, yüksek riskli bölgelerin belirlenmesini rastgele parçalanmada olduğu gibi şansa bırakmıyor. Bu yüzden daha doğru sonuç veriyor.